Öncelikle çok sıcak bir havada gerçekten. Yani beklenmedik derecede Antalya'da sıcak bir hava var bugün. Yani oturduğumuz yerde terliyoruz. Böyle zor bir havada, böyle güzel bir takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımızı, hocamızı tebrik ediyoruz. Bizim için çok önemli bir maçtı bu. Puan farkını da hem yukarıda kapamış olduk hem de tabii ki takımımızın geleceğiyle ilgili uzun bir yolculuktayız. Bu galibiyeti çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hocam kazandınız ama iki hakim verdiği karar çok tartışılıyor. Evet, şimdi biri top çizgiyi geçtiğini geçmedi mi, öbürü Ceko yapılan evet. Hareket. Ben açıkçası yani yönetici arkadaşlarımla da konuştum. Biz böyle sıcak sıcak tam pozisyonlar değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip aslında öyle konuşmak istiyoruz. Bunu da 1-2 gün içerisinde yapacağız. Yani Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var. Yani taraftarlarımızı çok iyi bilsinler. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Fenerbahçe olarak biz şu anda olan gariplikleri federasyonumuza güveniyoruz. Başkanımız da bu konuda bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yeni bir federasyon. Federasyonumuzun niyeti gayet iyi. Fakat olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları da onlara ileteceğiz. Bugün olan şeyleri bilmiyorum. Herkes görmüştür herhalde. Hani çok net bir penaltı pozisyonunun verilmemesi. Onu boş verin. Hani vermeyi geçtik. Bir incelenmemesi. Bizim varların yaklaşık 5 saniye ile 15 saniye arasında 100 metre koşusu gibi yapılıp başka varların maratona dönmesi. Son derece uzun uzun incelenmeler olması, bizde de hadi başlayın olması, bunlar tabii ki çok garip şeyler. Ama öncelikle pozisyonları hep beraber bir inceleyelim, hakem hocalarımızın dediklerine bakalım. Ondan sonra da isterseniz bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. Yani iki gün içerisinde biz önemli açıklamalar yapacağız. Taraftarlarımız şunu iyi bilsinler, biz hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Biz bir maçta yıkılmayız, biz Fenerbahçe'yiz. Mağlubiyet almayacağız demedik. Biz şampiyon olacağız. Onun için bu yola baş koyduk dedik. Bir mağlubiyet aldığımız zaman bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. Ulaşamayacaklar. Biz hepimiz bu yola baş koyduk. İnşallah hocamızla beraber ona da güveniyoruz. İyi günler bizi bekleyecek. Çok da soru almayacağım. Evet. Ben şu anda bu konularda şahsi görüşlerimi söylemek istemiyorum. Şu anda maçla ilgili genel bir açıklama yaptım. Dediğim gibi 1-2 gün içerisinde inşallah daha detaylı açıklamalar yapacağız. Çünkü konuşulması gereken konular çok. Ben şu anda burayı sıkıştırmak da istemiyorum. Size de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Çok kısa soru. O sorular çıkmıyor, ondan sonra cevap çıkıyor bir tek. Söyle. Bu soru işte buranın sorusu değil. Yani soru güzel bir soru ama bunların hepsi için bize süre verin. Burada çok genel bir futbol değerlendirmesi yapmak için gelmedik. Açıkçası çok mutluyuz. Yolumuzda ilerliyoruz. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Yayındayım. Seviyorum sizi. İnşallah en kısa zamanda açıklamalar yapacağız. Futbol bu yani. Tabii ki herkes puan kaybı yaşayacak. Yeter ki kimse takımları yenilmez zannetmesin. Hiçbir takım yenilmez değil. Futbol bu. Yenme ve yenilme olacak. Mühim olan uzun bir maraton. Her zaman söyledim. Şimdi de söylüyorum. İpi gösteren taraf olmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Sevgi için de söylemek istersiniz. Sağ olun.